merhabalar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere hayatınızı kolaylaştıran güzellik ve sağlık ile ilgili birkaç pratik öneri vermek istiyorum. Bahsedeceğim tavsiyeleri ben kullanıyorum, umarım sizin için de faydalı olacak. Hemen başlayalım o zaman. Tel dokunuz saçlarınızdan kayıyorsa, ilk önce ona saç spreyi sıkıp ondan sonra saçlarınıza yerleştirmeye öneriyorum. Bu şekilde tel tokası saçlarınızda çok sabit duracak ve hiçbir şekilde kaymayacak. Bu hilesini yaklaşık 1-2 ay önce öğrendim açıkçası ve o an itibaren sürekli gözüme düşen uzun kahkülümden kurtuldum. Sevmediğiniz ve kullanmadığınız dudak nemlendiriciniz varsa onu atmayı acele etmeyin. Bu lip balmı tırnak etlerinizi nemlendirmek için kullanabilirsiniz. Benim gündüz ellerim sudan çıkmıyor. Bu yüzden ben gece yatmadan önce el kremi sürdükten sonra lip balmı tırnak etlere sürüyorum ve iyice yediriyorum. Size de tavsiye ediyorum. Bu yöntemi kullandıktan sonra artık manikürü daha nadir yapmaya başladım. Ojeniz açılmıyorsa, yani açtığınız yerde kuruduysa onu kolay bir şekilde nasıl açabiliriz? Manavlarda maydanozla beraber satılan saç tokasına benzer şey lazım olacak. Onu ojenize şöyle sarıyorsunuz. Ve ojenizi kolay bir şekilde açıyorsunuz. Bu kadar. Kullanmadığınız ve beğenmediğiniz saç kreminiz varsa onu sakın atmayın. Bu saç kremi tıraş kremi yerine tıraş için kullanabilirsiniz ve hatta daha iyi sonuçları alabilirsiniz. Diğer tavsiyelerim sağlık ile ilgili olacak. Sabah kalktığınızda mutlaka büyük bardak sade su için. Ben artık kendimi alıştırdım ve neredeyse 3 sene her sabah büyük bardak su içiyorum. Hatta içmezsem günü başlayamıyorum. Tabii ki azar azar başlayarak kendimi alıştırdım. Yani 1-2 günde olmadı bu. Ama artık sabah kalktığımda su içmek istiyorum. Bazen içine yaklaşık 1 çay kaşığı bal ekliyorum ve limon sıkıyorum. Sabah sabah su mindenize çok iyi geliyor. Ve yaklaşık 40 dakika sonra kahvaltı yapıyorum. Ayrıca sadece sabahları değil, yemek yemeden önce yaklaşık 30-40 dakika önce su içerseniz süper olur. Vücudunuz için bu bir sinyaldir. Yani birazdan içine yemek atacaklar, hazır ol gibi bir sinyal. Ayrıca zayıflamak isteyenlere bu yöntem çok iyi geliyor. Çünkü su içtikten sonra daha az yemek yiyorsunuz. Önemli bir kural, bir tavsiye. Yemekle beraber veya yemekten hemen sonra su, çay veya diğer içecekleri içmemek. Aksi takdirde midenize büyük bir zarar veriyorsunuz. Mideniz çalışırken çok zorlanıyor. Ayrıca ekstra kilo almanız şansınız var. Bu konuda da artık kendimi alıştırdım ama ilk başta çok zordu. Çünkü eskiden yemekle beraber çay, meyve suyu içmeyi çok seviyordum. Şimdi ise yemek yedikten sonra yaklaşık 40 dakika bekliyorum. 7. ve en önemli öneri bal ile ilgili olacak. Çoğu kızlar sağlıklı beslenmeye ve kilo vermeye çalışırken şeker yerine bal tüketmeyi başlıyorlar. Balı çaya koyuyorlar veya bir şey pişirirken ilave ediyorlar. Ve bu büyük bir hata, hatta tehlikeli bir hata diyebilirim. Çünkü ısıtılmış bal, yani 40 dereceden fazla ısıtılmışsa faydalı maddeleri kaybediyor. Ayrıca kanserojen maddeleri salmaya başlıyor. Lütfen bunu bilin ve arkadaşlarınıza söyleyin. Yalnız ısıtılmamış normal bal yemek son derecede faydalıdır. Bugünkü tavsiyelerim bu kadardı. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen yorum kısmına yazın. Yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.